bir plakta çalıp duran hayat şarkısında yıllanmış çiziklerdi cızırdayan sepya zamanları sıcağı hala içimizde yeter mi soğutmaya kayıp yıllar damsız zamanların izleri hala yüzümüzde yeter mi yok etme kayıp Çocuklar, hadi yemek hazır. Baba, abim bana çelme taktı. Tamam, at faalini evladım. At bakayım. Hulusi, dalga geçme. Çelme takmak falan yok. Vallahi geldi, duran ayağıma takıldı anne ya. Güçlü olan ayakta kalsın. Sen onlardan daha çocuksun Hulusi. Ben aç değilim. O tabak bitecek prenses. Ben sadece tatlı yesem olmaz mı? Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz. Anlamı yok yetermişiz. Alo. Alo. Ben Hayri. Oo Hayri Bakka. Merhaba nasılsın? Merhaba. Hayırdır, ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Baban mı hastalandı yoksa? Ha? Yok. Hastalanmadı. Sadık başın sağ olsun. Takdirle. Allah rahmet eylesin. Anne, telefon. Kimmiş? Sadık. Sadık demesene şuna, dayın o senin ya. Sadık yazıyor, Sadık diyor. Sen cevap verme, tut kulağıma. Hayırdır inşallah. Alo. Efendim abi. Bak şimdi bunu da kuruyoruz.
Şimdi ben sana bas deyince şuraya basacaksın. Bekle, şu delikten bakıyorsun, biliyorsun daha önce dedim. Gel gel, benim bir tanecik kızımla bir fotoğrafım olsun şöyle. Hadi, hadi oradan bakıyorsun. Tamam. Üç deyince peynir diyeceğiz ama. Tamam hadi, üç deyince. Bir, bir, iki, üç. Peynir. Benim galiba gözüm kapalı çıktı. Bir daha çek, bir daha çek. Hı, tamam, ver onu kuralım. Oo baba, bize gelince poz bitiyor diyorsun. Ama kendi kızın bir sürü çekiyor. Evet ya, bu dünyaya kız olarak gelmek varmış. Karışmayın eşek sıpaları. Sizin yeriniz ayrı ama benim bir tanecik kızımın yeri bambaşka. Hadi. Bırak ağzı 3-0. Ben seninle oynamam, hile yapıyorsun. Oğlum bu oyunda nasıl ben hile yapacağım? Yenildin işte, kabul et. Ben yenilmem. Yenildin işte. Sadık, Necati bırakın didişmeyi. Hadi yıkayacağım sizi. Bak Ufuk yıkandı. Anne ya, ben yıkanınca daha sonra beni sokağa yollamıyorsun. Abim yıkanmazsa ben de yıkanmam. Ben niye yıkandım? Aa, polis bir şey söylesene. Mukaddes bırak, ne zaman istiyorlarsa o zaman yıkansınlar ya. Sonra yıkansınlar. Haklı. Kazan kaynıyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Anne, ben maç yapmaya gidiyorum. Daha sonra yıkanırım ben. Gel be, o topu alma, o benim ya. Bırak. Ya, benim topu. Şimdi ben sizin... Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hulusi. Vallahi ben yıkamam. Sen yıkarsın. Dolu çamaşırım var daha ya. Tamam, söz ben yıkayacağım. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe. Unutma. Gel bak, bunu anlatıyorum. Şimdi çektik ya. Bu içine girdi. Şimdi bunu tab ediyoruz. Koşmayın, koşmayın. Düşeceksiniz. Kalaya sinik amca. Beni babam yolladı da... iki tane bize dondurma verecekmişsin. Babam sonra ödeyecekmiş sana. Olur. Niko! Hayır. Boğazını sıçıyor. Hadi bakayım, hadi. Of ya. Ya kusura bakma Niko. Bütün gün yemek yemiyorlar, dondurma istiyorlar. Ondan sonra fotoğraf alıyor, duvara asıyoruz. Beğendiniz mi? Sen bunu bana bir ver. Hayır. Ver bunu, saldırsa var. Bak bunu geçen gün de aldım. Bir de oraya tutuyor. Ay ay ay, açılırsa. O kadar değil. Dur. Hadi gidiyor. 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 Korkuyor bunu yüksek bir korkusu. Bana yapın. Ya sana nasıl? Sana yapabilirim. Sana şu olur. Bak şunu. Kaldır ayakları. Tik. Tak. Türkiye'nin başkenti Ankara. Al kızı. Hadi tombik tombik yapalım. Tamam. Ama hadi göster. Bir dakika, bir dakika. Önce ben bayayım. Ha, şey, sıraya girmiştik. Hadi başla. Bir, iki, üç. Tombik, 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 tombik. Hop, tombik, hop. Olmadı. Söylemeyi unuttum. Hadi şimdi daha. Tombik, 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 hop, tombik, hop. Müsait olunca ara, babamız vefat etti. Ufuk, sıra sende, hadi. Ufuk, hadi. Beyefendiciğim, siparişlerinizi getirdim. Yalnız eski kaşar yoğunmuş, artık sizi evde eski tutuyoruz, buyurun. Ya sabır, ya selamet. Ha, bu arada
Ev sahibinin kesin talimatı var. Duvarlara çivi çakıldığına dair söylentiler varmış. Asla kat'a bundan sonra duvarlara çivi çakılmayacak. Her yarım saatte bir gelip kontrol edeceğim. Çivi çakarsanız sizi çok pis edeceğim. Yok ya. İyi oldu. Çoluk çocuğu falan da getir. Hepiniz birlikte yaşayın gidin burada. Ha? Vallahi burası bize çok ufak. Ha, geldik en mühim meseleye. Ha. Balkondan o eşyalarınızı sıpıracaksınız. Bundan sonra balkonda eşya falan tutmak yok. Anlaşıldı mı? Balkonda oturmak da yasak. Ya öyle mi? Balkonda oturmak bile yasak öyle mi? Yasak. Görüntü kirliliği oluyormuş. Ben de aynı fikirdeyim. İyi. Al bunları aldığın yere geri götür. Hiçbir şey istemiyorum senden. Onlara da benden selam söyle. Hadi çık 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 çık. Allah sizin belanızı versin. Hadi. Ya nasıl olmuş anne, hasta mıydı? Bilmiyorum. Kaza falan mı olmuş acaba? Bilmiyorum Hande. Gidince öğreneceğiz işte. Hadi hazırlan. Ya benim gelmem şart mı? Arkadaşlarla buluşacaktık. Anlamadım. Ne dedin? Evleneceğim dedim baba. Bu da nereden çıktı? Daha okulu yeni kazandın kızım. Üniversiteye gitmeyeceğim ben. Ne? Kızım? Serpil? Serpil? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen eczacı olacaksın diye bütün aile nasıl çalıştık unuttun mu? Hadi tamam bizi bırak. Ya kendi emeklerin? Sabahlara kadar ders çalıştın. Okulun en başarılı öğrencisi oldun. Bu da nereden çıktı şimdi, okula gitmeyeceğim. Ben aşık oldum baba. Sen demez misin hep senin kararlarına güveniyorum diye? Güven işte bu sefer de. Ben Ferdi'yi seviyorum. Biz evlenmeye karar verdik. Hem o çok iyi bir insan. Bir tanısan. Ama emeklerin, kızım, hayallerin, umutların. Biz Ferdi'yle kararımızı verdik. Eğer senin de rızan olursa evleneceğiz. Ya rızam olmazsa? Biz evleneceğiz baba. Kızım. Neredesin Ferdi? Ya hayatım biliyorsun işte görüşmedeyim. Açıyoruz servisi Bodrum'a. Serpil. Hayatım ağlıyor musun sen? Babamı kaybettik. Ne? Ne diyorsun ya? Ah canım. Ne zaman? Biz şimdi Hande ile gidiyoruz. Senin de hemen gelmen lazım. Tamam canım tamam. Ben hemen yarın ilk uçakla geliyorum. Üzülme sen tamam mı hayatım? Tamam. Tamam. Kimdi o? Kayınpederim. Ne istiyormuş? Ölmüş. Hande hadi kızım. Hazırım ben. Başın sağ olsun Ufuk. İnan çok üzüldük. Tüh canım benim. Başın sağ olsun kardeşim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok be abi sağ olun. Çok güzel oyundu. Hepimizin eline sağlık. Mekana gidiyoruz değil mi? İstersen sen de bizimle gel ha. Kafan dağılır ne dersin? Bu akşam değil ya. Hadi be. Hadi alıkoymayayım ben sizi. Hadi hadi. Siz işinize bakın. Hadi. Thank you.
Oğlum, ne stajıymış bu böyle okul devam ederken? Baraj inşaatı baba işte. Gidip uygulamalı öğreneceğiz yerinde yani. Hmm, yani 3 ay. Oğlum ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Ya baba sen o işleri hiç merak etme. Firma ayarlıyor her şeyi. Yemek içmek orada. Şantiyede kalacağız. Gerçek mühendisler gibi ya. Şey diyorum peki yani böyle staj okul bitince başlamıyor mu oğlum? Ben anlayamıyorum bunu. İşte bu okul devam ederken olan stajlardan baba uygulamalı yerinde öğreneceğiz. Hadi ben kaçtım. Hemen gidiyorum. Çok geç kaldık biz ya. Tamamdır bir dur. Bir para vereceğim. Dur. Bir şeye falan ihtiyacın olur oralarda. Vay benim güzel babam ya. Ben sen Allah ne düşüneceğin adamsın. Dur. Al. Al. Sağ ol. Hadi al. Görüşürüz. Çok selam söyle herkese tamam hadi. Görüşürüz Hulusi amca. Kolay gelsin çocuklar. Ne konuştunuz oğlum o kadar? Oğlum anca işte vedalaştık pederle ya. Arkadaşlar size çok güzel haberlerim var. Turne harika geçecek. Şimdiden 30 bilet satılmış. Evet. Oh süper ya. Biz daha önce oynamadık bu arada. Evet oynadık tuvalet olmayan salon. Hadi. Tüh lan yolda giderken boş şişe toplayalım bari. Hadi bas. Bir hazırlık yaptı bu adam. Ama neye? Niye biliyor musun? Dün bana geldi. Nuri. Efendim abi. Muz veriyorsun ya şey. Çilek de ver. Hepsinden azar azar koyuyorum abi. Yok yok. Sen hepsinden 2'şer kilo koy. Oo misafiri var desene. Kim geliyor Hulusi abi? Yoksa çapkınlık falan mı ya? Tövbe tövbe ya. Söylenecek münasebetsizlik mi bu? Abi iyi misin? İyiyim, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nuri. Efendim abi. Elma da versene. Ne kadar vereyim abi? 5 tane ver. 5 tane, 1. 8 tane ver. 8. Nuri. Ha. Sen bunları hazırla. Ben şimdi geliyorum. Nasıl olmuş Ayrı abi? Yatağında mı buldunuz? Yok. Kapıyı kırdık, içeri girdik. Salonda değildi. Sonra mutfağa gittik işte. Yerde yatıyordu. Peki bu suçlar falan ne? Vallahi Serpil rahmetli öncesinde ne yapıyordu, ne ediyordu? Biz de hiç bilmiyoruz. Alo. Evet. Evet kim? Ha benim. Hulusi evet. Yo evdeyim. Hayır hayır. Saatte bir yanlışlık yok. Evde olacağım. Evet. Hulusi. Hı? Evet. Teşekkür ederim. Damat Bey nerelerde Serpil'cim? Şehir dışında. Bodrum'a şube açıyorlar. Gelmeyecek o zaman. Niye gelmesin canım? Yoldadır. Serpil ablacığım. Başın sağ olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dostlar sağ olsun. Şunu ben mutfağa koyayım. Ayşe'cim ya niye zahmet ettin? Ben alayım.
Yok canım, zahmet olur mu? Şimdi acınız var, siz uğraşamazsınız. Gelen giden yesin bari dedim. Serpil ablacığım, ne diyeceğimi bilemiyorum vallahi. Çok üzgünüm. Sağ ol canım. Yani Hulusi amcayı bütün mahalle çok severdi. Çok kıymetli bir adamdı. Ya öyleydi. Toprağı bol olsun. Çok iyi insandı rahmetli. Ben bir telefon edeyim, sen otur tamam. Tamam. Gelmedi daha. Kim? Sen bilirsin kim. Bir şey demeyecek misin Ayşe? Yani çok güzel. Bu benim aldığım en güzel hediye. Bakalım o zaman. Oldu mu? Ay çok güzel, çok beğendim ben bunu. Zaten aklımın yarısı sendeydi, şimdi de kalbimin yarısı. Bu da bendeki yarısı. Aa, çok güzel. Ver takıyı. Oo, tamam. Çıkarma Ayşe. Çıkarma. Tamam tamam, korkma. Bir kalbi paylaşalım. Alo. Neredesin Ferdi? Hayatım. Bütün uçaklar dolu. Sabah ilk uçakla geliyorum. Sabah mı? Hiç gelmeseydin. Bebeğim, bak bütün uçaklar dolu diyorum. Ben burada bizim için çalışıyorum hayatım. Yap ne olur. Bak ayrıca rahmetli sabah ezanında gömecek haliniz yok. Tamam Ferdi, tamam. Zaten ne zaman yanımda oldun ki sen? Tanem. Ne yapıyorsun? Seviyorum. Hadi gel. Atla arabaya. Olmaz olmaz, görür herkes. Bak kornaya basarım. Hayır. Git buradan. Bağırın. Bütün mahalle duysun, seviyorum. Hayır sen de duy. Niko sen de duy. Mahalle duysun, herkes duysun. Tamam tamam, yiyorum tamam. Çok özledim seni canısın. Çok. Gidelim, hadi gidelim ne olur. Araba nasıl ama? He? Tamam tamam tamam. Tamam hayatım, geleceğim. Hastaneye gittiğini de görmedim. Sabah sağlam adamdı. Ben vallahi hissetmiştim son zamanlar. Böyle nefesi filan tıkanıyordu. İyi misin Hulusi abi? İyiyim. Ha, biraz çarpıntım var bu aralar. Yaşlılıktan herhalde. E gittin mi doktora? Çocuklar gelsin diye gideriz elbet. Ya sağlık bu, ihmale gelmez çocukları bekleyeceğim diye. Senin çocukların yok ortada ne zamandır? Yok Nuri. Yok, sürekli arıyorlar, çağırıyorlar. Hatta yalvarıyorlar da ben gitmiyorum. Yoksa çocuklar beni hiç bırakır mı? Hayatta bırakmazlar. Sürekli ararlar. Geçen gün baba dedi. Gel. Zorla gel diyor. Ben bırakamıyorum bu mahalleyi be Nuri. Kopamıyorum buradan işte. Sıkılıyorum buralarda. Benim çocuklarım iyidir. Afiyet olsun Hüseyin abi. Sağ ol oğlum. Yani.
Bir sefer sen yorulursan ben seni alırım dedi. Ben yok yok dedim. Çocuklar. Mutlular. Hiç kopmadık ki biz birbirimizden. Yok arkadaş, kalp malp bahane. Maden dolduysa gidiyoruz. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. Doğru, doğru. Az kalsın unutuyordum. Sadık, rahmetliyi bulduğumuzda bu telefon evdeydi. Kaybolmasın diye cebime koymuştum. Bulamadın mı Niko abi telefon? Öyle, herhalde. Safiye Hanım dedi ki bir adam girmiş geçen gün sizin eve. Yani böyle takım elbiseli bir adam. Sabaha karşı. Sabaha karşı. Hı-hı. Benim oğlan hastaydı. Sabaha kadar hiç uyumadım. Öyle içim sıkıldı, balkondan bakıyordum. Sizin evden biri çıktı. Öyle arabaya bindi gitti. Yani babamın değil desem, ama annemle babamın fotoğrafı var. Şifre de koymuş, açılmıyor. Doğum tarihi mi acaba? Başın sağ olsun. Serpil ablacığım, Allah aşkına bir ihtiyacın olursa söyle bana. Tamam, sağ ol canım. Canım. Sağ ol. Ben çok şanssız bir isim var ya. Bütün aksilikler beni vuruyor. Aa, şanssızım dersen şanssız olursun. Hem Sevinç teyzen sana öyle bir kız bulmuş ki... ...dünyanın en şanslı insanısın. Kesin gudubet birisidir ha. Yok ya, çok güzelmiş. Böyle hanım hanım çıkmış. Hem biliyor musun, ailesi de çok mütasipmiş. Tam bize göre. Boş ver anne. Ben evlenmeyeceğim zaten. Ben evleneceksem de kendim bulurum. Bu ne ya? Bu devirde görücüsüyle evlenmek nereden çıktı? Ay Sadık, senin bulacağın falan yok.
bulamayacaksın sen. Hem biliyor musun? Kız Almanya'da büyümüş. Dünya görgüsü de var. Çok iyi. Buluşacaksın. Anne, istemiyorum. Yarın şekerci Nikon'un orada saat 2'de. Sevinç teyzen ayarlamış. Bitti bu iş. Allah Allah. Hoş geldin Hulusi'cim. Merhaba baba. Merhaba, hoş bulduk. Ne haberle konuşuyorsunuz? Hiç. Anne oğul sohbet ediyorduk. Anne oğul sohbet. Neymiş konu? Ben sana sonra anlatırım. İşte şimdi öğrenmek istiyorum. Sen bir şey mi istiyorsun? Yani çay falan bir şey mi yapayım sana? Yok. Tamam. Zaten her şeyi en son babalar öndür değil mi? Konuş. Anne, ben o kızla buluşmayacağım, haberin olsun. Buluşacaksın. Yandım. Ya abi dur. Neyim var? Çok şanslım ben. Niye ki? Bugün öğretmen sözlü yaptı. İlk beni kaldırdı, bir aldım. Sonra zil çaldı. Tek bir alan bendim. Çok şanslısın ben. Şanssız değilsin. Şanssız değilim. Çok şanslısın. Bence o kadar da şanssız değilsin. Hem böylece belki daha çok çalışırsın. Ama o zaman öğretmen sözlü yapmıyor. Çok şanslısın. Şanssız galiba. Çok şanslısın. Ben de bu şanslarken kim bilir nasıl bir kız gelir. Öyle düşünme. Güzel şeyler getir aklına. Kısmet bu işler. Yok abicim, ben gideceğim. Tamam mı? Anneme söylersin abicim. Bekledi bekledi. Kız da gelmedi dersin. Hadi gidelim ben. İlhan. Hoş geldin kızım. Bu Sadık, Mukaddes Hanım'ın oğlu. Buyur, buyur otur. Buyur, otur otur. Konuşsana. Ne diyeyim abi? Bileyim. Hoş geldin de. Ben Sadık de. Hoş geldiniz. Ben Sadık. Hallöchen, ich bin die Şennur. Meine Mama hat mich gezwungen, hierher zu kommen. Ich habe überhaupt nicht vor zu heiraten, dass du dir Bescheid weißt. Also lass uns jetzt hinter uns bringen und dann muss ich gleich wieder los. Was ja, abi, ne dedi bu şimdi? Ben de anlamadım. Ich habe leider echt nicht so viel Zeit. Ana, kız Türkçe bilmiyor. Dur, ben Rumca konuşayım. Kalos iltate. Tikanete kalayiste. Mi poska sen titi kılosamaz. Ankısarete pitemu ato poston kutsadı. War das jetzt Russisch oder... Rumca da bilmiyor. Benim askerlik bitti. Ben güzel de bir iş buldum. Memurluk. Memurluk güzel iş. Maaşı da güzel. Ich verstehe dich leider nicht. Sen ne zaman geldin Almanya'dan? Ich verstehe dich immer noch nicht. Dedim sana Niko abi. Bak ben bahtsız bir insan diye sana söyledim değil mi? Ya 40 yılda bir kız buldum. O da Türkçe bilmiyor abi. Türkçe bilmiyor musun? Türkçe bilmiyor musun? Warum schreist du mich denn so an? Ich hab doch gesagt, ich verstehe kein Türkisch. Çok şanssızım ben abi ya. Vallahi çok şanssızım ya. Üzülme oğlum. Aklıma bir fikir geldi. Ben hemen Almanca Cavit abiyi getiriyorum. Bekle, bekle. Tamam. Niko abi. Niko abi Cavit amcayı getirmeye gitti. Cavit amca. Was macht er mit einem Cavit? Cavit amca bizim Almanya'da yaşamış, orada çalışmış bir amca. O gelecek, o zaman konuşuruz. Was? Tamam. Gut. Ay, ne yaptılar acaba? Çok iyi kız. Pırlanta. Ağız var, dili yok. Ay, çok merak ediyorum. Gidip baksak mı acaba? Vallahi ben çok heyecanlıyım. Niyeyse.
Cavit amca sen Almanca biliyorsun değil mi? Ben ilk gidenlerdenim yahu. Mannheim'da oturuyorum o zaman. Alman bir dostum var. İsmi Dietrich. Çok iyi bir insandı. Olmaz demez. Domuz eti bile yemezdi. Et de sevmezdi ya. O da bir başka türlü. Cavit amca, şimdi bizim Almanya'dan misafirimiz var. Kendisi Türkçe bilmiyor. Bizi şey yapman lazım. Anladın mı? Almanya'dan mı gelmiş? Evet evet, Almanya'dan. Allah'ı aradığım kal. Kimlerdensiniz kızım? Cavit amca, şimdi de bakalım ona. Ben sana söyleyeyim de sen de şey yap. Dur. Bak kızım, benim sigortam 2 sene eksik yazılmış. Bu Alman hükümeti var ya, benim emekliliğimin üstüne yatmaya çalışıyor. Yedirir miyim ben be? Ya Cavit amca. Dur Sadık. Hacı oradan gelmiş. Ya Cavit amca, bizim anlaşmamız lazım, anlatabiliyor muyum? Ya dur hele. Ben bir anlaşayım. Sizi de anlaştırırım, kolay ya. Ya Cavit amca ya. Was machen mit mir Rentem Fetus Şegun. Bu sana için misin Mehmet? Nasıl şey? Cavit amca, ne güzel gülüyor desene, ne güzel gülüyorsun. Yahu çok güzel gülüyorsun ya. Maşallah ya, maşallah. Cavit amca, Almanca, Almanca. Anlamıştır seni. Ne kadar güzel. Ya ben o zaman çalışıyorum. Alman mühendis geldi. Dedi ki buraya beton dökemez. Ben dedim ki dökerim ya. Dökemezsin diyor hala. Dökün lan dedim. Döktüler. Mis gibi oldu. Bir de utandı. Geldi. Elimi sıktı. Tebrik ederim dedi. Bir plakta çalıp duran hayat şarkısında yıllanmış çiziklerdi cızırdayan. Sepya zamanları sıcağı hala içimizde. Yeter mi soğutmaya kayıp yıllar? Yok etmeye.